Orta Çağ'da kitap sayfaları parşömenden yapılırdı. Parşömen yapmak için hayvan derisi kullanılıyordu. Canlı bir derinin yazmaya uygun bir yüzey haline getirilmesi yavaş ve zahmetli bir süreç gerektiriyordu. Parşömen üreticileri koyun, keçi veya dana derilerini seçiyorlardı. Hayvan kıllarının kolayca sökülebilmesi için deriler 3 ila 10 gün kadar kireçli suya yatırılırdı. Daha sonra kalan kıllar ve et parçaları kazınarak temizlenirdi. Bu işlemden sonra kireçten arındırmak için deri temiz suya batırılır ve ardından da iyice gergin bir şekilde bir çerçeve içine bağlanırdı. Özel, yuvarlak şekilli bir bıçakla deri kazınarak istenen kalınlığa getirilirdi. Kazıma işlemi birkaç gün boyunca devam ederdi. Bu işlem süresince germe tahtasının gerginliği sık sık arttırılırken deri de kurumaya başlardı. İşlemlerin sonucunda dümdüz ve oldukça dayanıklı bir malzeme olan, binlerce yıl sağlam kalabilen parşömen elde edilirdi. Üzerine yazı yazılabilecek hale gelmesi için özel olarak itina ile hazırlanması gerekiyordu. İlk önce yüzey ponza tozuyla zımparalanarak kabartılıyor ve sonra üzerine yapışkan bir toz serpiliyordu. Bu adımlar mürekkebin ve renklerin yüzeye işlemesini sağlıyordu. Hazır olan deri, işlemlerin ardından hazırlanacak kitap için istenen sayfa büyüklüğüne göre kesiliyordu. Büyük bir el yazması kitap için hiç kesilmemiş bir derinin büyüklüğüne yakın boyutta sayfalar kullanılıyordu. Daha küçük kitaplar içinse deri iki veya daha fazla parçaya kesiliyordu. Parşömen yaprakları genellikle 16 veya 20 sayfalık bütünler oluşturacak şekilde katlanıp iç içe konurdu. Orta Çağ dönemine ait bir el yazmasındaki canlı yaldız işlemeler genellikle sayfadaki kelimeleri gölgede bırakır. Ama aslında metnin yazımına da en az resimlerin yapımı kadar önem verilirdi. Metni sayfalara kopyalayan yazmanların kullandığı aletler oldukça basitti. Kuş tüylerinden yapılan tüy kalemler önce ıslatılıp kurutuluyor ve sonra sertleşmeleri için sıcak kum kullanılıyordu. Yazman, kuş tüyünü sert uçlu olacak şekilde kesiyor, mürekkebin aşağı akmasını sağlayacak bir yarık açıyor ve sonra da kenarlarını kırparak uygun genişliğe ayarlıyordu. Kopyalanacak metinde kullanılan yazı stiline bağlı olarak tüy kalemin uç şekli değişiklik gösterirdi. Yazmanlar, mürekkep elde etmek için çeşitli materyallerden yararlanırlardı. Koyu, siyah bir mürekkep genellikle meşe palamudundan yapılırdı. Siyah mürekkep elde etmenin bir başka yolu da yaygın bulunan bir karbon maddeyi suda eritmekti. Bu mürekkebe karbon karası denirdi. Yazman, yazı yazmaya başlamadan önce bir cetvel yardımıyla parşömene çizgiler çizerdi. Orta Çağ'da yazmanlar ve müşterileri düz ve ince yazı stilini beğeniyorlardı. Eğer yazman bir hata yaparsa, bir çakıyla yanlış yazdığı yeri kazırdı. Sayfalar dirençli, esnek bir malzeme olan parşömenden yapıldığı için silme işlemini birkaç defa yapmak mümkündü. Tesipçi, yazmanın sayfalarını boya ve kıymetli metaller kullanarak süslerdi. Tesipçinin işi ancak yazman metni kopyalamayı bitirdikten sonra başlıyordu. Önce resmin bir taslağını çizerek başlardı. Ardından figürlerin yüzleri veya süslü büyük harflerin çapraşık örgülü desenleri gibi detayları eklerdi. Renklendirme için her zaman ilk önce altın yaprağı gibi kıymetli metallerin ince yapraklarıyla başlanırdı. Tesipçi, bas kat olarak çeso denen alçı benzeri bir tutkalı, alçı taban malzemesi ya da burada olduğu gibi tutkal olarak kullanırdı. Tutkal katmanı kuruduğunda tesipçinin nefesindeki nem küçük bir altın yaprağı parçasının sayfaya yapışması için yeterli oluyordu. Ardından tesipçi bir fırça yardımıyla fazlalık olan parçaları temizleyip altın yaprağını parlatırdı. Altın yaprağını yapıştırdıktan sonra tesipçi resmi çizmeye başlardı. Renkler
ham maddesi öğütüldükten sonra bir sıvı içerisinde çözdürülerek elde edilen bitkisel boyadan veya minerallerden üretiliyordu. Tesipçi, önce soluk renkleri, daha sonra da koyu renkleri boyuyordu. Son olarak figürlerin ve sarmaşıkların siyah ana hatlarıyla ince beyaz vurguları da yapıldıktan sonra yaldızlama işlemi bitmiş oluyordu. Yazmanlar ile tesipçiler parşömen sayfaları yazmayı ve resim yapmayı bitirince yazma cilt denirdi. Katlanmış parşömen yaprağı grupları güçlü keten ipliklerle birbirlerine ve burada görünen ince deri kayışlar gibi esnek, destekleyici bir malzemenin üzerine dikilirlerdi. Daha sonra ciltçi, sayfaların alt ve üst kenarlarını sağlamlaştırmak için kitabın sırtında, alt ve üst kenarlarında şeritleri dikerdi. Ardından kitabın sırtındaki deri şeritler kullanılarak kitabın başına ve sonuna tahta parçaları bağlanırdı. Bu tahta parçaları el yazmasının kapakları oluyordu. Tahta kapaklarda açılan deliklerden geçirilen deri şeritler ahşap veya demir çivi sıkıştırılarak sağlamlaştırılıyordu. Bu kitap cildi daha sonra kaplanırdı ve genellikle de kaplama için deri kullanılırdı. Baskı yaparak sayfaların düz durmasını sağlayan kapaklar olmasa, parşömen sıcaklık ve rutubetten etkileneceğinden genleşip büzüşürdü. Kitabın kapalı durabilmesi için kullanılan kanca veya kelepçeler, sayfalara baskı yaparak düzgün kalmalarını sağlıyordu. El yazmalarının ciltlerini farklı farklı malzemeler kullanarak çok çeşitli şekilde süslemek mümkündü. Kaplama için deri kullanılabildiği gibi altın işleme ve kabartmalar yapılabilir ya da ipek veya kadife gibi kumaşlar kullanılabilirdi. En gösterişli ciltler kıymetli metaller ile özel olarak tasarlanmış olanlardı. Ciltleme için kullanılan malzemeler müşterinin zenginliğine, el yazmasının türüne ve ne amaçla üretildiğine bağlı olarak değişiklik gösterirdi.